Videoda kalmış. Video mu? Herkese selamlar. Ekoloji Kent Bahçesi'ne hoş geldiniz. Değerli arkadaşlar, bugünlerde havalar çok sıcak. Aşırı bir sıcak var. Kavurucu sıcaklar. Basra Körfezi'nden ülkemize giriş yaptı ve Afrika sıcakları. Ülkenin dört bir yanından basınç etkisine alan sıcaklıklar özellikle ülkemizin güney kesimlerinde aşırı etkili olmaya başladı. Taban seviyesinin 60 santigrat derece sıcaklığı göreceği söyleniyor. Yaşadığımız sıcaklar sonucunda bitkiler artık büzüşmeye başladı. Yapraklarını aşağı doğru salıyorlar. Bitkiler susuzluktan kurumak üzereler ve bu aşırı sıcaklara nasıl dayanacaklar? Sıcaklardan bitkileri nasıl kurtarırız? 60 santigrat derece sıcaklığa dayanabilirler mi? Biz de şu anda Adana'da bir önlem alacağız. Ne yapacağız? Kaolin kili uygulayacağız. Kaolin kili nedir? Ne işe yarar? Kaolin kili bitkilerin üzerine püskürtme yaptığımızda onları güneşin zararlı ışınlarından ve havanın kavurucu etkisinden koruyan bir doğal madendir kaolin kili. Bunun nasıl yapılıyor? Doğadaki alınmış olan kaolin kili yüksek ısılarda kalsine edilerek, yani mikron parçacıklarının en küçük hale getirilip ölçülerek bizlere tarıma kullanılabilir hale getirilmesiyle oluşan bir maden kaolin kili. Bunun uygulamasını biz yıllardır yapıyoruz. Daha önce sizlere göstermiştik. Ceviz ağacında özellikle ülkemizde bu yaşanan sıcaklıklar nedeniyle hasar gören meyvelerin önlenmesi amacıyla cevizde kullanılıyor ve birçok meyve ağacında, elmada, vişnede, kayısı ve birçok meyve ağacında, fidanlarda, genç fidanlarda rahatlıkla kullanabilirsiniz ve bizim şu anda uygulama yapacak olduğumuz sebzelerde. Sebzelerde daha önceki yıllarda yapmış olduğumuz uygulamalarda çok güzel sonuçlar elde ettik. Bitkinin kaplama işleminden sonra sıcakların etkisinden biraz olsun rahatlayarak taze sürgünlerini daha çok artırdığını gözlemledik ve biz bitkinin gelişimini sıcakların etkisinden kurtararak en az etkiyle gelişimine devam ettirdik bitkilerimizi ve bu şekilde güzel bir sonuç aldık. Evet, hangi oranda kullanmamız gerekiyor ve nasıl uygulama yapıyoruz, bunlara bir göz atalım. Gördüğünüz gibi kendi ambalajının arkasında bütün bilgiler mevcut. Her zaman dediğim gibi bir ürünü kullanıyorsanız kendi ambalajının arkasında yazan oranları kullanmanız gerekiyor. Bu şekilde bakın, burada elmada, zeytinde, narenciyede, sert çekirdekli meyvelerde, kayısı, şeftali, nektarin, kiraz, vişne, erik ve sert kabuklu meyvelerde, ceviz, antep fıstığı, badem, fındık, kestane, sebzelerde ve meyve fidanlarında uygulanabilir. Uygulama dozu burada yazıyor zaten. Gördüğünüz gibi 100 litreye 5 kilogram olacak şekilde. Birinci uygulama, daha sonraki uygulamalarda 100 litreye 2,5 kilo olacak şekilde, yani yarım doz. İkinci ve daha sonraki uygulamalarda yarım doz yeterli oluyor. Peki ne zaman kullanacağız? Sebzelerde uygulayacak olduğumuz için ilk uygulama meyve tutumundan itibaren 2 hafta sonra uygulamaya başlayabiliyorsunuz. İkinci ve daha sonraki uygulamaları 2-3 hafta arayla yarım doz olarak devam ediyorsunuz. Bu şekilde zaten 2 uygulamada, 3 uygulamada siz bu kaolin kili uygulamasını yaparsanız yazın sıcaklarını kurtarır, bitkileriniz rahat bir şekilde gelişimine devam eder. Evet değerli arkadaşlar, şimdi hazırlanışına geçiyoruz. Oranlar alınca sizlere anlattık hangi oranda yapmanız gerektiğini. Şimdi biz ilk yapmanız gereken işlem, bir küçük kapta karıştıracaksınız. Daha sonrasında pompa içerisine ekliyoruz. Bu önemli çünkü memeler tıkanabiliyor. Bu çok önemli bir konu. Özellikle bu sırt pompasının karıştırıcılı olanları tercih etmeniz lazım. Karıştıracak, sürekli içerisinde karışır vaziyette olması lazım ki o küçük partiküller pulverizatörün ucundaki memeleri tıkamasın. Bu önemli bir konu. Buna çok dikkat edin. O yüzden şimdi bahçede olduğumuz için bir tane pet şişe buldum, 5 litrelik. Bunu keseceğim. Daha sonra içerisinde yavaş yavaş kaolin kilini yavaş yavaş dağıtacağım ve daha sonrasında sırt pompasına ekleyeceğim. Evet, yarıya kadar su dolduruyorum. Evet, bu şekilde içerisine
yarısına kadar su doldurduk. Daha sonrasında kavanoz içine ekliyoruz. Sürekli karışım halinde olacaksınız. Hepsini dökeyim mi? Yok, peki. Dökün. Eğer direkt hepsini dökerseniz bu topaklanma olur. O yüzden yavaş yavaş ekliyoruz. Topaklanma olmaması için kavanozun kilini homojen bir şekilde karıştırıyoruz. Evet, homojen bir şekilde iyice karıştırdık. Çok iyi karışması lazım. Bu çok önemli. Tortu topaklanma olmaması için ve memenin tıkanmaması için mutlaka bunu karıştırmanız gerekiyor. Şimdi ikinci önemli konu, bu filtre mutlaka olacak arkadaşlar. Ne kullanırsanız kullanın, bu pompanın içerisine ne girerse girsin bu filtreyi hiç çıkarmayın. Şimdi içerisine biraz su ekleyeceğim yarıya kadar, daha sonrasında hazırlamış olduğumuz kaolin kilini üzerine aktaracağız. Evet, kaolin kilini şu anda pompayı yüklendik. Gördüğünüz gibi şu anda atımını şu anda gösteriyorum. Bakın bu ayarda atacaksınız. Bir daha bas abi. Bu ayarda yaprakları şimdi kaplayacağız. Evet değerli arkadaşlar, sizler de bu şekilde hazırlamış olduğunuz kaolin kilini biber, patlıcan, domates, kabak, salatalık, fasulye hepsini rahatlıkla uygulayabilirsiniz. Doğal bir madendir. Herhangi bir zarar yoktur. Dünyada özellikle Amerika kıtasında bilinmekte ve bu şekilde ülkemizde giderek yaygınlaşan bir uygulama. Kaolin kili özellikle pompayı Mehmet abi sallasana sağa sola. Bu şekilde arada karıştırarak yaparsanız memelerin tıkanmasını engellersiniz. Gördüğünüz gibi şu anda rahat bir atım yapıyoruz. Bitkilerin her tarafına geleceği şekilde kaplamamızı gerçekleştiriyoruz. Birazdan kaplanmış olan yüzeyleri göstereceğim ve videomuzu sonlandıracağız. Sizler de bu şekilde kaolin kili yaparak bitkilerini sıcaktan, güneşin kavurucu etkisinden kurtarabilirsiniz.